Günaydın. Bugün güzel bir güne başladık. Hava oldukça sıcak. Kuyruk ve karayı aldım yanıma. Bugün çöp toplayacağım. Hazırlıklarımı yaptım. Eldivenlerimi taktım. Çöp poşetlerimi hazırladım. Ve bu güzel kırlarda gördüğüm zaman beni üzen çöpleri elimden geldiğince toplayacağım bugün. Ana yoldan girişi yaptık ve hemen çöpler başladı. Bakın, tabii ki her aldığım çöpü size gösterecek değilim. Fakat yürüyüşün sonunda göreceğiz bakalım. Torbalarımız ne kadar dolacak? Epeyce dolacağını düşünüyorum. Çünkü her yer çöp dolu. Baş edebildiğim kadar, alabildiğim kadar bu çöpleri almak istiyorum. Çünkü her yürüyüşümde bana üzüntü veriyor. Şimdi kameramı kapatacağım. Toplamaya başlayacağım. Bu arada benim kızlar da dolaşsınlar. Yürüyüşlerini yapsınlar. Yol kenarında da çok çöpler gördüm ama oraları köpek kızları bıraktıktan sonra alacağım. Çünkü onları bıraktığım an yolda tehlikeli bir durum oluyor. Bakın her yer çöp. Burada da var. İşte bu daha çok bahçe ve tarla sahiplerinin attıkları çöpler. Keçi çobanlarının da epey katkısı oluyor bu çöp konusunda. Bu arada çok güzel bitkiler de var. Yani ben gönül istiyor ki hep bu güzellikleri çekeyim. Güzel şeyler göstereyim ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Etraf çöp dolu. Şimdilik kameramı kapatıyorum. Çöp toplamaya başlıyorum. Torbamızın biri dolmak üzere. Bakın size iki çitli bahçeyi göstereyim. Dün yaptılar bu ikinci çiti. Şu aşağıdaki çit önceden yapılmıştı. Sonradan da şu yukarıdaki kırmızı demirleri olan çiti yaptılar. Böyle upuzun şerit şeklinde bir arazi kazandılar. Bilmiyorum buradan ne kadar görünüyor. Ve şu bizim kullandığımız patika 3,5-4 metre daralmış oldu. Bakın bu yeni çit. Yolun ortasına kadar geldiler neredeyse. Bilemiyorum. İşin aslı nedir? Şimdi şu güzel meşe ağacının gölgesinde biraz dinleneyim. Ve bu arada topladıklarımıza bir bakalım. Tahmin edeceğiniz şeyler topladıklarım. Sadece yürüdüğüm patika boyunca çöp toplayabildim. Yani aslında çok detaylı temizlik yapılsa konteynerlar dolusu çöp bulacağıma eminim. Yine de gördükçe alacağım. Şimdi azıcık dinleneyim. Kızlar da yoruldular. Şöyle iki torba çöpümüz var. Ve dediğim gibi bahçe sahipleri, sürü sahipleri ve arıcılar, potansiyel kirleticiler. Henüz piknikçiler başlamadı. Onlar ayrı bir sorun yani. Piknikçilerin bıraktıklarını görseniz zaten dehşete kapılırsınız. Çocuk bezlerinden yiyecek artıklarına kadar her şeyi bırakıyorlar. Ve ben kadın pedi bile görmüştüm. Çok üzülmüştüm. Yani bilemiyorum bu konularda gerçekten feci durumdayız. Utanç verici. Şöyle torbamızı aralayarak göstereyim. Tahmin edeceğiniz gibi içecek
kutuları, pet şişeler, eski yeni, şu kim bilir ne zaman atıldı, topraktan sökerek aldım. Böyle. Bakın meyve suyu kutuları. Bunlar dün atıldı. Dolu yani. Şurada şöyle bir yine bir tarım artığı bir şey. Neyse. Demin aldığım koca poşet ve onun dibinde de meyve suyu şişeleri var. Yani taşıyabileceğim kadar topluyorum. Giderken gördüklerimi de alacağım. Gerçekten çok üzücü. Şöyle etrafı da göstereyim. Burası ağacın gölgesi. Oldukça sıcak bir hava. Güzel güzel çiçek çekimleri yaparken, kuş sesleri dinlerken her şey mükemmel. Fakat bu şekilde çöpleri bulunca moral bende sıfırlanıyor. Yukarıda dereye giden yolun etrafında zaten benim baş edemeyeceğim kadar çok çöp var. Oralara şu aşağıdan geçen baraja giden ana yolun üzerindeki kahvaltı yerleri o kadar çok çöp atıyor ki inanılır gibi değil yani. Bütün mutfak artıklarını, şişeleri, pet şişeleri, her şeyi oraya boşaltıyorlar. Hatta sezon sonunda kırılan sandalyelerini, masalarını, camlarını, aynalarını, her şeyi boşaltıp gittiklerini gözlerimle gördüm. Uyardığım zaman cevap bile vermiyorlar. Sonra bunlarla yani muhatap olmak da çok tehlikeli. Belediyenin falan da haberi var yani. Çünkü ben daha önce dere boyunu temizletmek için belediye ile işbirliği yapmıştım. O sırada anlattım durumu ve gösterdim. Bakın dedim, bu çöpleri hep bu kahvaltı yerlere atıyor. Resmi dilekçe vermem gerekir mi dedim. Yok, gerek yok, bize söylemeniz yeterli dediler. Ve hala o çöpler durmadan yenileniyor. Yani burada kangren olmuş bir çöp sorunu var. Yanan ormanda da çok feci çöpler vardı. Elektrik süpürgeleri, eski koltuklar, mutfak aletleri, neler neler görüyorduk köpeklerimle gezerken. İşte orman yandı, bitti, kül oldu. Fakat şimdi buralar bir avuç yer kaldı. Ve gitgide daraltılıyor arkadaşlar. Size az önce gösterdiğim patikanın başı. Çekimlerim çok iyi olmayabilir bugün ama konu önemli. O patikanın aşağısında bir bostan vardı. Dün büyük bir gürültüyle iş makineleriyle geldiler ve patikaya doğru 3,5 metre kadar yer almışlar. Tekrar çit yaptılar. Önceki çit de hala duruyor aşağıda. Yani bizim yürüdüğümüz patika oldukça daralmış. Gerekçeleri nedir, ne değildir bilemiyorum. Kendi tapulu yerleri ise başlangıçta niye daha önceki çiti yaptırdılar? Evet, dinlendik sayılır. Kızları da ikna edersem dönmeye başlayayım. Bu torbalar dönüşte ağzına kadar dolacaktır. Dediğim gibi sadece bizim yürüdüğümüz yol boyunca gördüğüm çöpleri aldım. Gerçekten elimizdeki bir avuç yeşilliği korumakta çok aciz bir toplumuz. Burada oturan yukarıdaki mahallede İngilizler var. Benim oturduğum yerde geldiğim yıllarda birkaç Alman aile vardı. Buraların çöpçüsü bizlerdik onlarla birlikte. İşte bir ben topluyordum, bir de o yabancılar çıkıp topluyorlardı ama onlardan çok utanıyordum. Yani kendi memleketimizi korumaktan aciz durumdayız. Şimdi onlar gittiler. Çok yaşlı insanlardı zaten. Hiçbirini göremiyorum. Bir kısmı vefat etmiş. Hiç Alman falan kalmadı ama İngilizleri ara sıra görüyorum. Yani bizler niye öyle değiliz?
Niye duyarlı değiliz? Anlayamıyorum. Evet, çok can sıkıcı bir video oldu ama bu beni çok rahatsız eden bir konuydu. Dile getirmezsem de üzüntüm daha da büyüyecekti. Belki birilerinin dikkatini çeker. Belki birlikte çözüm buluruz. Arkadaşlar, içinizde çok duyarlı insanlar olduğunu biliyorum. Yani herkes çevresinde ufacık bir örnek çalışma yapsa belki birileri etkilenir. Evet, videoyu burada bitireyim. Görüşmek üzere ama güzelliklerde buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Daha temiz bir toplum, her alanda. Bunu hak ediyoruz. Bunu diliyorum. Sevgiyle kalın.